buradan bütün medyaya ve bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben Sevda Karataş, 23 yaşındayım. Ardahan Göle, Kuytuca köyünde yaşıyorum. Ve şu anda köyüme muhtar adayıyım. Doğup büyüdüğüm, çocukluğumu geçirdiğim köyüme maden ocaklarının kurulacağını öğrendim. Bu ocakların doğamızı, arazimizi zehirleyeceği için kesinlikle buraya gelmesini istemiyorum. Maden ocaklarının kurulması demek, köyümün doğası, arazilerimizin verimliliği, yaban yaşamını, bizim yaşamımızı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini olumsuz yönde etkileyecek. Koza ve Camer altın arama şirketlerinin kesinlikle köyümüze, memleketimize, yurdumuza girmesini istemiyorum. Bizi doğamızda, yaşamımızda baş başa bıraksınlar. Buradan bütün Göle ilçesine ve çevre köylerine sesleniyorum. Köyümüz ve ilçemizin mahvolmasına izin vermeyelim. Çünkü biz Göle'mizi yeşil seviyoruz. Koza Holding'i de burada istemiyoruz. Hem uver rasıla vuruz, spastıkım. Köyümüz yok olmasın, madencilik gelmesin, istemiyoruz. Göle ırıcı olmasın. Biz şey kozalayı istemiyoruz. Köyümüz mahvolmasın, hayvancılık bitmesin. Ondan sonra başka ülkelere muhtaç olmayalım. Biz kozağa hayır deriz. Koza madenciliği köyümüzde, ilçemizde, ilimizde istemiyoruz. Çölleşmeye hayır diyoruz. Köylerimiz yok olmasın. Bizim peynirimiz, sütümüz, hayvancılığımız, geçim kaynağımız bizim köylerimiz. Çölleşmeyi de istemiyoruz. Göçü de istemiyoruz. Engellenmesi için çalışılması gerekiyor. Biz kozayı istemiyoruz. Yani mesela benim babam burada çalışıyor ve buna beni büyütüyor. Mesela babam işi olmasa ne yapacağız? Ve birçok çocuk var böyle. Ve bunlar evsiz, barksız kalacak. Bunu istemiyoruz. Ve birçok zararı var bunun. Ozon tabakası diye bir sürü anlatıyorlar, zararlı diyorlar ve hala bunu çalışıyorlar. Bu nedenle biz kozayı istemiyoruz. Yani kozayı hayır. Hayır. Kozayı istemiyoruz. Siyanürü istemiyoruz. Köyümüzü istiyoruz sadece. Köyümüz bizimdir. Dağımıza dokunmayın. Dağımızda da yeni fidanlar bitmiş, çamlar bitmiş. Güzellik ormanları dağıtmayın. Gidecek. Otlaklarımız, çayırlarımız. Kozayı istemiyoruz. Çölleşmesini istemiyoruz. Su kaynaklarımıza yazık, günah. Fayatı geçir. Derenin adı nedir? Şimşek deresidir. Fayatı bile geçir. Yani depremler olur. Deprem oldu, birçok ev yıkıldı ve burada yani depremin üzerinde bir yer yapmak hiç iyi değil. Artık burada kazacaksınız, deprem olursa oradaki işçiler de ölecek. Yani biraz düşünsek aslında bunun kötü bir şey olduğunu anlayabiliyoruz. Ama sadece çıkarlarınız için bunu yapmayın. Kazılacak alan köyüme 150 metre yakın bir alanda. Yapılacak dinamit çalışmalarıyla bütün binaların hasar alması çok olası bir durum. Hemen yanında mezarlığımız bulunmaktadır. Bunlar için hani ne düşünürsünüz, ne yaparsınız bilmiyoruz ama biz köyümüzden çıkmak istemiyoruz. Siz derenin suyu orada gidiyor. Mesela siz siyanür karışacak için suya. Bütün hayvanlar içecek, hayvanlar ölecek. Yani hepimiz içeriz. Bütün suya karışacak. Yani yakın, uzak değil. Siyanür, burada çeşme buradadır çay. Derenin suyu ahir. Bizi hepimizi zehirleyip öldürecek. Madene hayır diyoruz. Madene hayır. Topraklarımıza elinizi vurmayın. Elinizi sürmeyin. Biz evimizde, köyümüzde memnunuz. Köyümüzü seviyoruz. Maden ocağı istemiyoruz. Köyümüzde defolun. Maden şirketleri köyümüzde defolun. İstemiyoruz sizi. Çoluğumla çocuğumla doğan da mutluyum. İstemiyorum. Madene hayır. Çoluğumuzla çocuğumuzla burada huzurluyuz, mutluyuz. Bizde uzak durun. Sularımızda uzak durun, toprağımızda uzak durun, hayvancılıktan uzak durun. Ben köyümde ne siyanürlü ne de siyanürsüz maden çıkarılmasını istemiyorum. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı urantı çetelerin kirletmesine izin vermiyoruz. Bu güzelim doğa atalarımızdan bizlere nasıl ki tertemiz kaldıysa, bizler de bu çetelere karşı direnerek çocuklarımıza ve torunlarımıza tertemiz bir şekilde bırakmak istiyoruz. Buradan demokratik örgütlerine ve çevreci dostlarımıza bu duruma bir an önce müdahale etmelerini, sesimizi duyurmalarını istiyoruz.
madene hayır diyoruz. Duydum ki bizim köyümüzde altın kazı çalışması yapılacakmış. Biz buna asla müsaade etmeyiz. Asla, çünkü bizim yaşam alanlarımızı, yaşama sevincimizi, hayatımızı zehirlemeye kimsenin hakkı yok. Bütün duyarlı vatandaşlarımızın buna seslerini duyurup buna tepkilerini göstermelerini rica ediyorum. Çünkü bizden sonraki nesillerin buna çok ihtiyacı var. Temiz hava, temiz doğa, temiz suya ihtiyacı var. Ekmeğimizi, suyumuzu zehirlemeye kimsenin hakkı yoktur. Ve buna her zaman tepkimizi göstereceğiz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin.